Şimdi Hüseyin Bey, burada benim gördüğüm bir takım şeyler var. Bakın şu çizgileri görebiliyor musunuz? Resmi kenarı Evet. çizgileri görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi bu çizgileri nasıl yok edeceğiz? Onlardan biraz bahsedelim. Yani resmin üzerinde bir takım objeler var ve ben objeleri nasıl silebilirim, nasıl temizleyebilirim onlardan bahsedelim. Bu işlem için Eraser Tool'u kullanabiliriz. Eraser Tool aslında bir brush'tır, yani fırçadır. Ve siz de buradan seçmiş olduğunuz fırça türüne göre silme işlemini sağlar. Ben buradan Soft Round Brush'ını seçiyorum. Yani yumuşak köşeli brush'ı seçiyorum. Yumuşak köşeli brush'ı seçip ne yapabiliyorum? Yumuşak bir silme gerçekleştirebiliyorum. Gördünüz mü? Tertemiz siliyoruz. Ama biz orayı değil, burayı siliyoruz. Tabi silerken dikkat ederseniz bir şeyleri yanlış yaptım. Yani şöyle siliyorum ama burası gidiyor. Şimdi bunun sebebi nedir diye düşünüyorum. Bunun sebebi brush'ın boyutunun büyük olması. Size bölümünü biraz küçültüyorum. Size bölümünü küçültüp bu şekilde silme işlemini daha kullanışlı hale dönüştürdüm. Şuradaki kırıntıyı da hafif silelim şöyle. Yumuşak arka taraftan sanki bir silinerek gelmiş havası çıkartabilir. Şu şekilde. Değil mi? Yani biraz yumuşak bir geçiş ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Mesela bunu biraz da şu şapkalı abimize yapalım. Hemen geliyorum. Şurayı şöyle siliyorum. Bakın. Ne yaptık? Sanki hani şu fotoğrafçıların hep yaptığı şeyler var ya, birkaç resmi bir araya getirip arka, keskin noktalarını temizler. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Şey yapabiliyoruz. Biraz daha büyütelim mesela. Şöyle biraz çok büyüttük. Şu şekilde yapalım. Hafif. Evet. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bir yumuşak, yani arka planda biraz daha ne yapabiliyoruz? Perçinlemiş oluyoruz bu şekilde. Tabii bir önceki diğer çiçeklerimiz vardı. O çiçeklerimizde de hatalı, o kenarları hatalı olduğu için ben ne yapıyorum? Onları da şöyle bir temizliyorum. Ve sonra geliyorum ben buradan aldığım şeyi, bunları şöyle kopyalıyorum. Çünkü biraz önce temizlemiş olduğumuz için bu şekilde daha iyi olacağını düşündüm. Şu şekilde yaptık. Hatta bunları bakın şöyle de yapabiliriz. Şöyle hafif eğeriz. Şunu da şöyle hafif eğeriz. Hatta bunu şöyle aynalayabiliriz. Sağ klik yapıp Flip Horizontal dediğimiz zaman aynalama işlemi yapıyoruz. Yani ters döndürdük. Şu şekilde ters döndürdük. Tabii resimle ilgili inanılmaz efektler var. Yani burada resmi oynama, resmi düzeltme, resmin içerisindeki bu resimlerin renkleriyle oynama işlemlerini falan yapacağız. Yani bunlarla ilgili bir sürü işlemler var. Burada önemli olan sizin resim renklerini şey konusunda iyi öğrenebiliyor olmanızdır. Yani resmin renkleriyle oynama yaparken hangi aracın nerede olduğunu tam olarak kanıtlayabilir ve oradaki mantığı öğrenmeniz bütün araçları daha iyi ve daha hızlı öğrenmeniz anlamına gelir. Belki burada daha fazla biz belki birçok şeyde çok böyle bütün araçları öğretmeyeceğiz ama aslında öğrettiğimiz şekilde giderseniz ve onlarla ilgili çalışmalar yaparsanız diğer araçlarla ilgili bilgiye de anında sahip olabilirsiniz. Şimdi ben Eraser Tool'umu kullandım. İstediğim yerleri sildim. Artık silmeyi öğrendim. Artık bundan sonraki yapacağım işlemler resimlerle ilgili deformasyonlar, değişiklikler ve mod değişiklikleriyle ilgili işlemlerdir. Tonlama, kontrast ve renklendirme ile ilgili kısma geçtik. Bu işlemler için, yani bir resmin renkleriyle oynamak için ise Image bölümü kullanılır. Image bölümünden Adjustments'a geldiğiniz zaman Brightness, Contrast, yani bu aydınlatma ve kontrast dediğimiz ayarla ne yapabiliyoruz biz? Aydınlık ve kontrast ayarlarını verebiliyoruz. Bunu daha iyi anlatabilmem için Brightness'ı artırıyorum, kontrastı artırıyorum. Resmin bir önceki hali, şimdiki hali. Resme daha netlik kazandırabiliyor muyuz bununla? Daha böyle kontrast, yani renklerindeki doygunluklarını ayarlayabiliyor muyuz? Ayarlayabiliyoruz. Brightness ve Contrast. Brightness bölümü beyazla siyah arasında resme
ton farkını verir. Kontrast ise renklerdeki doygunluktur. Yani siyah beyaza doğru, yani renklerin sömürülmüş hali, daha çok sepyaya, sepya tonları ama doygun tonlar. İki ton da aslında zıt tonlar ve ikisinden ne çok uç noktalara gideceğiz. İstediğimiz noktayı şöyle kontrastla dengeleyeceğiz. Genelde bu şekilde aralarda kullanırsak fayda sağlamış oluruz. Mesela aynı işlemini şu arkadaşımız uygulayalım. Image bölümüne geliyoruz. Brightness ve Contrast'a geliyoruz. Brightness'ı açıyorum. Contrast'ı açıyorum. Şimdi gelin bakın. Eski hali, yeni hali. Resme daha bir canlılık katabiliyoruz. Ama tabii bunu daha çok verirsem daha güzel olur diye bir şey var mı? Yok. Bakın parlamaya sebebiyet verdi. Onun için edilince, miktarınca, yani bence de şurada bunu 10'da kaldırıp sonra bunu da 30'a 20'ye falan şu şekilde çektiğimiz zaman bakın ne yaptık? Resme çok ufak küçük dokunuşlarla daha iyi hale getirdik. Devam edelim. Image bölümünden Levels. Levels da seviyeler, yani RGB dediğimiz, bakın burada ilk defa hani geçen dersteki bahsettiğimiz bir konu vardı, RGB. Nedir o? Red, Green, Blue. Red, Green, Blue, kırmızı, yeşil, mavi üzerinden işlemler yapmadır. RGB seçilirse, RGB'de Low, Mid ve High dediğimiz modullar var. Bu modullarda değişiklikler yaparaktan renkler üzerinde oynama yapabiliriz. Yani aslında bu resim RGB tonlarından meydana gelmiyor. RGB renklerinden meydana gelmekte. Siz kırmızı renkler üzerinde oynamak isterseniz kırmızıyı seçip kırmızı tonlarda uygulama yapabilirsiniz. Kırmızının tonlarında uygulama yapabilirsiniz. Burada ise o tonun ne kadar, hangi alanda ne kadar kullanıldığını gösteren bir alan. Output Levels'ta da bu da çıkış seviyesini artırıp azaltarak da ne yapabiliyoruz? Resmin tonlarını kırmızı alanda ortaya koyabiliyoruz. Bakın. Yeşil alanda işlemler yapılıyor ve blue alanda işlemler yapılıyor. Yani resmin renklerini, içindeki renklerini alıp içindeki renklerini daha çok vererek resmi bakın daha iyi hale getirebiliyoruz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Resimdeki maviliği aldığım zaman sanki arka plana daha uygun bir hale geldi. Sanki biraz arka plana uydu ve sanki o alanda çekilmiş hissiyatı vermedi mi? Aynen. Bakın mesela normal hali bu şekilde. Burada çok belli montaj yapıldı. Ama şöyle yaptığım zaman ne oluyor? Resme yeşil tonlarına yakınlaştırıyor ve ayıplarını daha çok kapatıyor. Şu şekilde yaptık. Şöyle. Genel itibariyle dekupaj yaparken burada öğrendiğimiz şey şu. Arka seçmiş olduğumuz arka plana uyumlu bir hava katmamız gerekiyor. Bunun için de yapacağımız şey arka plandaki renk doygunluğu neyse o doygunluğu yaşatmak. O doygunluğu doygunluğa yakınlaştırmamız gerekiyor. Siz mesela buradaki yeşili alırsanız ne yaparsınız? Arka plana uyum sağlayamaz. Ama yeşili verdiğiniz zaman verirsiniz daha iyi olur. Ama çok verirseniz ne olur? İyi olmaz. Evet. Şu an iyi. Eski hali böyleydi. Yeni hali böyle. Daha bir kendisini o resmin içerisinde hissetti abimiz, değil mi? Yani ben bu resmin içerisinde arka planda çektirdim kardeşim imajını verdim. Evet. Devam edelim. Bu sefer şu çiçeğimizden devam edelim. Adjustments. Curves dediğimiz, yani resmini yine RGB tonlarda bu yapmış olduğumuz işlemleri curve yaparaktan, yani bazı renklerde bazı noktaları azaltıp bazı noktaları artıraraktan işlemler yapmak isteyebiliriz. Bununla da ilgili curves aracını kullanırız. Burada ön tanımı olarak increase contrast, negatif, mesela negatif bölümü resmin negatifi üzerinden işlem yapıyor. Resmin darker, karanlık bölgesinden işlem yapıyor falan filan. Bu da curves ile kullanacağımız bir şey. Yani tıpkı levels'ta kullandığımız gibi. Exposure, yani pozlama dediğimiz şey. Pozlamayı bu şekilde
Bu biraz fotoğrafçılıkla alakalı olan bir kısımdır. Yani bu dediğimiz şey fotoğraf minus bir tane küçült, bir iki tane küçült, bir tane artır, iki tane artır diye böyle ön tanımlı şeyler kullanabiliriz. Pozlama da yine fotoğrafçılıkta kullanılan en önemli şeylerden bir tanesi. Yani resmin aydınlık karanlık çıkmasını sağlayan önemli bir ayrıntı. Burada vibrans o mesela dikkat edersen resimdeki vibrans dediğimiz şey şu. Resimdeki renk doygunluğuyla alakalı resimlerdeki renkleri daha böyle bariz ortaya çıkartıyor. Daha böyle iştahlı hale getiriyor. Bunu genelde reklamcılar işte bir çikolata reklamında kullandığı gofretin fotoğrafını biraz daha canlı böyle gerçekten iştah kabartıcı şekle dönüştürüyor. Ve insanlar diyor ki ya ne kadar güzel gözüküyor falan diyor. Ama kutunun içini açıyor pek de öyle değil. Yani işi daha da canlı hale getirebilmek için bunu kullanabiliriz. Vibrans da güzel bir özellik. Cool saturation. Cool saturation ilerleyen derslerimizde renklendirme işleminde anlayacağız. Yani siyah beyaz bir resmi nasıl renklendireceğim bir sonraki dersimizin konusudur bu. Onda anlatacağız. Aslında burada dediğim gibi kullandığımız şeylerin birçok şeyi var. Şimdi bu dersimizde image bölümündeki bu bölümdeki yüzeysel bir ne işe yaradığını anlatacağız. Daha sonra bunların derinliklerine ineceğiz. Yani her zaman kullanacağız. Renklendirme için hue saturation, renk değiştirme, herhangi bir yerin rengini değiştirme için replace color gibi, match color gibi olanlara işte shadow highlight gibi ifadeleri kullanmak için bunları görebileceğiz yani. Black and white'da resmin siyah beyaza dönüştürüyor. Yani renklerde şu rengi beyaza at yani mesela işte kırmızılar beyaza gitsin. Sarılar siyaha gitsin. Resimdeki yeşiller beyaza gitsin. Resimdeki çiyanlar şeye gitsin. Blue'lar buraya gitsin. Macentalar şuraya gitsin diye resme farklı bir motif vermemizi sağlayabiliyor. Siyahla beyaz arasında iki geçişi sağlayarak o renkleri orada hangi kararda olmasını sağlayaraktan yapmamıza imkan verebiliyor. Bu audio'ya geldiğimiz zaman da otomatik olarak kendisi karar veriyor resmin siyah beyaz olmasında. Image bölümünde işte photo filter dediğimiz bir şey var. Şimdi burada photo filter'da warming filter, red işte deep blue, calling filter yani soğuk efekti, warming sıcak efekti gibi efektlerle biz resmi çeşitli efektlere tabi tutabiliyoruz. Bu da yine basit bir araç. Ben çok kullanmıyorum işin açıkçası. Çünkü diğerlerinde de benzer özellikler esasında yapabiliyoruz. Channel Mixer'da işte kanalın mikser ayarları yine aynı şekilde benzer yani biraz önceki levels'lara benzer bir oranda ne yapabiliyoruz? Resmin renkleriyle oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela resmi neye dönüştürdük ya? Resmi mavi bir pardon çiçeği mavi bir çiçeğe dönüştürdük. Burada da hafif geçtir. Evet, böyle bir noktaya dönüştürdük. Image bölümünden devam edelim. Burada adjustments, color lookup. Burada da yine ön tanımlı bir takım şey efektleri var. Mesela Fuji filmin efektleri, Kodak filmin efektleri. Yani bunlar ön tanımlı efektler var. O efektleri kullanma. Ön efekte profilleri resme uygulamamızı sağlıyor. Sanki o makineden çekilmiş havasını katmak için kullanılan bir özellik değil diyebiliriz. Evet, shadow hotline diyorum. Invert dediğimiz şey resmin negatifine getiriyor. Yani invert renkleri zıt renkleriyle de ters çeviriyor. Sadece o. Pasteurize, bakın posterize ediyor resmi. Bu şekilde posterize ediyor. Bu posterize etme efekti aslında biraz trace mantığıdır. Yani resmi daha böyle eski, dikkat edersen eskiden bilgisayar, 2000 öncesi bilgisayar kullanıyorsanız veya 2000'li yıllarda bilgisayar kullanıyorsanız Windows 95'te renkler 8 bit iken
8 bit derinliği varken bu tarz geçişler, yani böyle resmi bu şekilde görmemiz mümkün değildi. Onlar ancak resmi bu şekilde niteliyordu. Posterize efekti de aslında resmin bit genişliğini daraltıyor ve bizi bu hale getiriyor. Bilmiyorum kullanılabilir mi? Yani tabii ki seçime bağlı. Threshold'a geçelim. Threshold'da da resmi threshold dediğimiz bir efekt var. Yani iki rengin üzerinde bir siyah beyaz ama daha keskin, daha net ve çizim efekti vererekten bu işlemi sağlıyor. Bunlar dediğim gibi varlığını bilip varlığına göre işlemler, hani ne yapacağınızı bilseniz yeterli. Ben bu efekti seviyorum ama çok kullanıyor muyum desen pek de kullanmıyorum. Sizin seçmiş olduğunuz gradyan map'e göre, gradyan map'e göre resmin rengini ona göre ayarlıyor. Bakın mesela ben böyle bir renk koydum. Diyelim ki resmin şu tarafı siyah olsun. Bu tarafı yeşil olsun. Bu tarafı ise mavi olsun gibi, böyle yeşil şey olsun gibi. Ne yaptım? Bu üç rengi göre kendisini ayarladı. Veya dedim ki yeşili en başa alayım. Şunu şöyle en sona alayım. Buraya ben bir nokta koyduğum zaman o nokta ne yapıyor? Ona göre işleme tabi tutuyor. Yani resmi o şekilde biçimlendiriyor diyebiliriz. Gördüğün gibi. Mesela şöyle koydum. Aynı noktayı buraya koydum. Şöyle. Evet. Bu şekilde bir noktaya getirdim. Image bölümünden gradient map bu şekilde. Selective colors, herhangi bir rengi seçmiş olduğunuz rengin üzerinde o renkle ilgili işlem yapmanızı sağlıyor. Yani renge dikkat edersen o bölümle ilgili şu bölüme getiriyorsun, o bölüme o efekti veriyor. Bak. Küçük bir takım dokunuşlar için gerekli olabilir. Yeşil bölgede, sarı bölgede bu şekilde şey yaptı. Tabii bunlarla ilgili magenta'ya bir gelelim bakalım. Bakın magenta, resmin magentası biraz doygun olduğu için magenta üzerinde ne yaptık? Ayar yaptık bu şekilde. Adjustments bölümünden devam edelim. Shadow ve Highlights dediğimiz bölüm var. Shadow dediğimiz bölüm, shadow yani gölgelerdir. Gölgelerdir. Highlights de yansımalardır. Yansımaları daraltıp azaltma, shadowları karartıp azaltma ile ilgili işlem yapabiliriz. Bu da yine önemli bir özellik aslında. Yani resimdeki gölgeleri ve resimdeki aydınlanmaları kısıp azaltarak daha kaliteli bir noktaya getirebiliyoruz biz bunu. Evet. HDR tuning dediğimiz bir şey var. HDR tuning'de HDR efekti, bu özellikle cep telefonlarında HDR efekti denilen bir efekt ortaya çıktı. Tabii bunu yapabilmek için resmin bütün layer'larını, biraz önce bize bir uyarı verdi, bir şey verdi. Bir uyarı penceresi açıldı, dedi ki ben resmi bunu yapabilmek için resmi dedi tek bir layer'a dönüştüreceğim. Dikkat ederseniz bütün hepsini tek bir layer'a dönüştürdü ve öyle işlem yapacağım dedi ve bize de bu şekilde işlem yapmamızı sağladı. Burada HDR efekti resme daha netlik ve daha canlı olmasını sağlıyor. Hatta dediğim gibi bazı cep telefonlarında bu özellik var. HDR tonunda çek dediğin zaman daha net, daha belirgin hatlar kullanıyor. Bakın resme ilk hali, şimdiki hali. Mantığı anladınız mı? Evet. Adjustments bölümünde desaturate dediğimiz şeyde desaturate desaturation işlemi yapıyor. Yani pardon. Yani siyah beyaza dönüştürüyor. Match color resimdeki luminance, color intensity ve fade dediğimiz geçiş işlemini sağlayarak da naturalize etmek için kullanılıyor. Resimdeki renk istatistiğine göre işlem yapmanı sağlıyor.
Replace Color ise bir rengi, bir resmin, ben bunu kullanıyorum mesela, bir rengi başka bir renkle değiştirmemizi sağlıyor. Bunun için ilgili alanı seçiyorum. Lightness bölümüne geliyorum. Hue bölümünden de rengi ayarlıyorum. Hue Saturation işlemini yapıyor seçtiğimiz bölümde. Bakın. Çiçeği farklı bir renge dönüştürmek istediniz. Saturation'la şeyini ayarladın. Şu şekilde yaptın. Fuzziness istende kapsayacağı alanı seçiyorsun. Yani o ne yapıyor biliyor musun? Senin seçmiş olduğun renk bu diyor. Bunun yanı başındaki ve arkasındaki bütün renkleri bu şekilde dahil ediyor veya çıkarıyor gördüğünüz gibi. Böylelikle image bölümünü bitirdik mi? Bir tane daha var mı? Evet, equalize var. Equalize da en iyi noktaya, en iyi moda getiriyor kendi sıra. Bu şekilde bir renge tabi tutuyor. Image bölümü bu şekilde. Yani biz bu dersimizde resmi de kupacına aldık ve ilgili resmin renkleriyle oynayarak onu daha iyi hale nasıl getirebiliriz onu gördük.